Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ata tohumu ve hibrit tohumu hakkında konuşacağız. Ata tohumu nedir, hibrit tohumu nedir ve neden bunlara bu isimler verilmiştir? Bunlar hakkında konuşacağız. Detaylı şekilde bunları inceleyelim, üstünde konuşalım. Kafamızda da hiçbir şekilde soru işareti kalmasın artık. Bunların ne olduğunu iyice öğrenmiş olalım. Hadi geçelim videoya. Şimdi öncelikle ata tohumunu anlatarak başlayalım olaya. Ata tohumu dediğimiz tohum, yani adından da anlaşılabileceği gibi atasının neslini devam ettiren tohumlara denir. Yani nasıl? Tohumu aldınız, tohumu ektiniz, bu büyüdü, filizlendi, size meyve olarak, sebze olarak geri döndü. Siz ondan sonra onun tekrar tohumlarını alıp ekebiliyorsunuz ve bu da atasının neslini devam ettirdiği için ata tohumu olarak geçiyor. Yani hiçbir işlem görmeyen bir tohum. Ata tohumu diye adlandırmış oluyoruz. Yetiştikten sonra tohumlarını alıp ekebiliyorsunuz. Konu bu kadar basit. Ata tohumunu anlamış olduk hep beraber. Zaten bunu çoğu kişi biliyordur ama yine de üstünden basit şekilde geçmiş olalım. Asıl konu hibrit tohum. Burada çok kafa karışıyor. Burada çok insanlar ne düşüneceğini, ne söyleyeceğini bilemiyor. O yüzden bu konu üstünde biraz duracağım ve bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Hibrit tohum dediğimiz tohum özellikle neyle karıştırılıyor biliyor musunuz? GDO'lu tohumlar dediğimiz tohumlar var ya, hani genetiğiyle oynanmış vesaire, o tohumlarla çok karıştırılıyor. Sebebi de isminden kaynaklı diye düşünüyorum. Her neyse, gelin inceleyelim biraz. Hibrit tohum dediğimiz tohum basit şekilde anlatırsak kabaca şöyle. Şimdi elimizde iki tane çeşit malzeme var. Ne olsun bu? Domates. İki tane çeşit domates var. Bir domatesimiz hastalıklara karşı çok dayanım gösteriyor. Aşırı dayanıklı bir domates ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu için sezonda ne kadar hastalık olsa da bu domates ayakta kalabiliyor. Ama bu domatesin üstünde meyve yok. Varsa da çok az var. Yani verimi yok ama hastalığa dayanıklı bir domates. İkinci çeşide baktığımız zaman bu çeşitte aşırı verimli, üstünde çok fazla verim var ama hastalık gördüğü zaman da hemen boynunu büküveriyor. Hastalığa karşı dayanım yok. Ne yapalım diye düşünüyorsun. Bu ikisini çiftleştirsek de hastalığa karşı hem dayanıklı hem de verim yüksek bir çeşit ortaya çıkarsak diye düşünmeye başlıyorsun. Ne yapıyorsun sonra? Şimdi ikinci çeşide gidiyoruz. İkinci çeşidin üzerinde çiçekler bulunur. Bu çiçeğin içinde de erkek ve dişi organlar var. Erkekler dişiyi döller ve daha sonra meyve oluşumu sağlanır. Bu sayede sezonunu tamamlamış olur bitki. Ama biz bunu istemiyoruz. Bu yüzden erkek organları kaba tabirle hadım ediyoruz. Onları oradan koparıp alıyoruz. Niye? Dişi organı döllemesin diye. Kendi kendini döllemesin diye. Ne yapıyoruz? Birinci çeşide gidiyoruz. Onun erkek organlarından tozları alıyoruz. İkinci çeşide aktarıyoruz. Bu yaptığımız işlem tamamen sterilize bir ortamda yapılıyor. Sebebi de şu. Başka bir yerden farklı bir toz gelip de olayı karıştırmasın diye. Hatta o döllediğimiz küçücük çiçeğin üstüne biraz da poşet takıyoruz ki etraftan hiçbir şey bulaşmasın diye. Tamamen steril şekilde birinci çiçekten aldığımız tozları ikinci çiçeğe aktardığımızda tamamen steril şekilde orada meyve oluşumu sağlansın diye. Neyse, bu aktarımı yaptık. Daha sonra bu aktarıma sağlıklı şekilde bir meyve elde ettik. Bu meyvenin içindeki tohumları da alıyoruz. Tekrar gidiyoruz laboratuvara. Laboratuvarda bunları çimlendiriyoruz, yetiştiriyoruz vesaire. Hakikaten istediğimiz birinci çeşit ve ikinci çeşitteki ikisinin de dayanım özelliklerini gösteriyorsa, birinci çeşitteki dediğimiz gibi hastalığa karşı dayanıklı, ikinci çeşitte de ne vardı? Verimi çok yüksek durum vardı. Verimi çok yüksek olduğu için de ikisini birleştirdik. Bu ikisinin de özelliklerini taşıyorsa çimlendirmeye çalıştığımız tohum, istediğimize ulaşmış oluyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunları çoğaltıyoruz ve kurutmaya gönderiyoruz tohumları. Kuruttuktan sonra da ortaya tohumlar çıkıyor ve piyasaya sürülmeye hazır tohumlar çıkmış oluyor. Bu tohumların adına da hibrit tohum diyoruz kısaca. GDO'lu MDO'lu değil yani, tamamen melezleme olayları. Yakışıklı oğlanla güzel kıza çiftleştirmek gibi bir olay kaba tabirle. Yani hibrit tohumu da üretmiş oluyorsun ve piyasaya sürüyorsun. Bizim çiftçilerimiz daha çok hibrit tohum ekerler. Sebebi de tamamen bu. Hem verimi yüksek olsun ister, hem hastalık dayanımı yüksek olsun ister. Zaten bunu kim istemez ki? Hem verimi yüksek olacak, hem hastalık dayanımı yüksek olacak. Ne olacak? Pazarda da değer görecek. Hem de satış fiyatın yüksek olacak. Senin verimin de yüksek olduğu için de bu sana pazarda çok yüksek oranda dönüş sağladığı için seni rahat ettirecek. Bu yüzden büyük anlamda bu işin ticaretini yapan kişiler genelde hibrit tohum tercih ederler ve hibrit şekilde ekiliş yaparlar. Tabii bunun karşılığında hasat zamanı alacaklar ve aldıklarında bildikleri için bu şekilde devam ederler. Tabii hibrit tohumlar böyle melezlemelerle ve uzun işlemlerle uğraşılarak yapıldığı için
birazcık pahalı, maliyetli oluyor tohumları. Ve tohumları sayıyla geliyor. Küçük paketlerde 1000'er tane tohum, 2500'er tane, 5000'er tane tohum, her neyse. Tohumların üretimi biraz zor olduğu için tabii tohumlar biraz da maliyetli oluyor. Parası da yüksek oluyor ama size geri dönüş olarak çok yüksek oranda geri dönüş yapıyorlar. Bu da sizi memnun ediyor, tatmin ediyor tabii ki. Her neyse, ata tohumu ve hibrit tohumu bu şekilde piyasada değer görüyor ve bu şekilde üretilip de piyasaya arz ediliyorlar. Bundan önceki videolarımda arazilerde gezmiştim. Orada gördüğünüz çeşitlerin çoğu hibrit çeşit. Zaten videonun içinde de söylüyordum, bak bunlar hibrit çeşit, bunlar değil diye. Oradaki bazı arkadaşlar hibrit çeşit ne, işte o ne falan diye sorunca ben de bu videoyu çekme gereği duydum. Hibrit çeşit dediğimiz çeşitler bu çeşitler. Zaten o videoda da göreceksiniz. Hibrit çeşitlerin ne kadar verimli ve güzel gözüktüğünü videoda. Çünkü dayanımlı ve verimi yüksek. O yüzden de albenili gözüküyor. Çok güzel, koyu yeşil gözüküyor bitkiler. Bu da tabii çiftçiyi memnun ediyor. Pazarda da albenisi olduğu için satışı da hızlı oluyor. Kısaca değinmek gerekirse ata tohumu ve hibrit tohumu bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kafanızda soru işareti bırakmamışımdır. Yine de aklıma gelmeyen bir şey olursa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Ben de yorumlarda size etkin şekilde cevap vermeye çalışacağım. Tabii bazı arkadaşlar Instagram hesabımı falan da bulmuş. Oradan da bana soru soruyorlar. Hiç sıkıntı değil, sorabilirsiniz. Her türlü şeyi sorabilirsiniz. Ben size sürekli cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Yine tabii kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu gerçekten beni çok motive ediyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.